Bu sene Erzurum Şeker Fabrikası'nda 321 bin ton net pancar işledik. Bundan 50.600 ton şeker çıkardık. Erzurum Şeker Fabrikası 2022'de üretim hedeflerine ulaştı. 110 bin ton küspe pancar posası ve 10 bin ton da melas üretimi yaptık. Kente katma değer sağlayan Erzurum Şeker Fabrikası verimli bir yılı geride bıraktı. Üretimde önceki yıllara oranla %25'lik bir artış yaşandı. 2022 yılında beklentimizin çok üzerinde hem pancarın veriminde hem de pancar içerisindeki şeker varlığında gelişmeler oldu. Yaklaşık verim daha önceki yıllara göre %25 arttı. Polarımızda 1.2 artış sağlandı. Bu aslında çok büyük bir başarı. Şekerin yanı sıra üretilen küspe gibi yan ürünlerin satışında beklenen seviyeye gelinemedi. Ancak yıl içerisinde onların da satışı planlanıyor. Küspemizin gördüğünüz gibi 40 bin tonu yaklaşık arazimizde satamadık. Melasımız tanklarımızda dolu, satışı bekliyor. Biraz sıkıntımız var. Şeker ithal edildiği için piyasa doydu. Dolayısıyla şeker satışlarımızda da düşüş oldu. İnşallah bu piyasa açılırsa biz de şekerimizi satacağız. Kazandığımız paralarla da ciddi yatırım yapmayı planlıyoruz. Erzurum Şeker Fabrikası üretimin yanı sıra yatırımlarla da çiftçinin yüzünü güldürdü. Yatırım yaparken sadece şeker fabrikasına değil hem tarıma yatırım yapıyoruz hem şeker fabrikasına yatırım yapıyoruz. Artık enerji ve kalite ön plana çıkmaya başladı. Çiftçilerle imzalanan sözleşmelerle tarıma ciddi destekler sağlandı. Üretici imzaladığı sözleşmeyle kaç dönümlük pancar ekeceğini fabrikaya beyan ediyor. Bu beyanla desteklerden faydalanmaya başlıyor. Ben de ona göre çiftçinin taban gübresini veriyorum, üst gübresini veriyorum, ilacını veriyorum, tohumunu veriyorum. Ayrıca bunun dışında şimdiye kadar da 3 tane de avans veriyorum. Nakdi avans kullansın diye sulamasında, ekiminde, sökümünde. Destekler 2023 yılında da devam edecek. Bu yıl çiftçilere mazot desteği de verilecek. Mazot fiyatlarının yükselmesinden dolayı da buna bir de dördüncü avans olarak mazot avansını ekledik. Çiftçimiz bunları gerçekten amacına yönelik kullanırsa, elini cebine atmadan, bir kuruş masraf etmeden bizim verdiğimiz avanslarla, desteklerle pancarını yetiştirip fabrikaya teslim eder. Bakımını da yaparsa en iyi kar getiren ürün pancardır. Erzurum'da çiftçiler salma sulama biçimiyle pancar üretimi yapıyor. Ancak bu sulama şekli oldukça maliyetli. Bunun yerine yağmurlama ve damlama sulama yöntemleri hayata geçirilecek. Bunun için de bir çalışma yapıldı. Çiftçinin ihtiyacından fazla boru satın aldık ve bunları pancar parasına veriyoruz. Mesela bana 5 yıl ekecek sözünü verse 5 yıl vadeli kar almadan bunların borusunu da veriyoruz. Erzurum Şeker Fabrikası şimdi de 2023 sezonuna hazırlanıyor. Ciddi yatırımlar yapılacak. Verimin daha da artması sağlanacak. 2023 hedeflerimiz çok yüksek. Şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Çok ciddi yatırım planlıyoruz. Söylediğim gibi 5 yıl içerisinde 700 milyon yatırım hedefliyoruz. Bu da bir şeker fabrikası için çok ciddi bir yatırım.